27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Horeca bu yıl oldukça önemli bir etkinliğe imza attı. Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen Yerliyse Yeriz, Yerliyse Kullanırız, Yaşasın Anadolu isimli toplantı, konaklama, ağırlama ve gıda sektörlerinin önde gelen temsilcileriyle ekonomi gazetecilerini bir araya getirdi. Yerliyse Yeriz, Yerliyse Kullanırız, Yaşasın Anadolu mottosuyla yola çıktık. Bugün güzel bir panel geçireceğiz diye düşünüyorum ben. Yerliyse Yeriz ile başlayan bir uzun bir süreçten bahsediyoruz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bey'e sözü bırakalım. Buyurun Ali Bey. Şimdi sevgili dostlar, hoş geldiniz. Ben Anfaş'ın 5 yıl önce Anfaş'a başladım. Ortaklığım da kurucular 24 yıl önce kurucu ortaklar arasında, ama bu 2 yıl önce yönetim kurulu, 3 yıl önce de yönetim kurulu başkanlığını aldım. Biraz da hissemizi arttırdık. Elimi taşın altına koydum. Burayı sizlerin de desteğiyle Allah'a şükür bu hale getirdik. Bugün ve şu 4 gün Anfaş'ın bayramı olacak. Daha doğrusu Türkiye'nin bayramı. Bütün katılımcılar memnun. Bir ay önce de standları doldurduk, sattık. 40 bin metrekare alanımız doldu Allah'a şükür. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum, emeği geçenlere. Ve gelecek yıl inşallah bu fuarı, bizim ön tarafta yerimiz var. En az 2 defa 10 bin metrekare, 10'da 20, gerekirse 50 bin metrekare çadır kurduracağız. Önümüzdeki yıllarda da burasını daha da büyüteceğiz. Belediyenin bize tahsis ettiği 100 dönüm bir yer var hemen komşumuzda. Yeni imar yasası geçti. Ben şuna inanıyorum. Sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Burayı Orta Doğu'nun en büyük fuar alanı yapmak hedefimiz. Tedarik zincirinde yerli üretim kullanımı, yerli ürün kullanımı çok önemli. Bize biraz bahseder misiniz Melih Bey? Mutfak ekipmanlarıyla birlikte biz hep hayal ederdik Tahsin Bey'le yapalım diye, buraya kısmetmiş. Dolayısıyla gelen birbirine sinerji sağlıyor. Bir şeyler öğreniyor, sektörüyle ilgili bilgileri alıyor. Soruları varsa sorularına cevap buluyor. Dolayısıyla bu bir buluşma noktası fuar, olmazsa olmaz. Yerli ürün, şöyle, demin de beyefendiyle konuşurken Sera'da Avrupalıları yakaladık mı demiştim. Evet, yakaladık. Çok sevindirici. Yerlerim de şöyle, burada Antalya coğrafyasının bakarsak zaten Türkiye'nin iki tane önemli dikeyi var bana göre. Hep söylüyorum gelişme alanımız olarak. Bir tanesi tarım, bir tanesi de turizm. Yani rekabette farklılaşacağımız yakın coğrafyada. Bu ikisi de bu bölgede var. Eğer turizmi iyi yaparsak, gelen misafirlerimizi iyi karşılar, iyi konaklar, onlara doğru ürünler sunarsak, onlar burada gördükleri ürünleri sonra bizim onu buradaki Türkiye'deki gıda üreticilerin ihraç etme kabiliyetini arttırıyorlar. Yani örnek falafel diye bir şey yoktu. Bugün gidin Amerika, Kanada, her yer falafel. Sanki adamlar Arap kültürü varmış gibi. Burada sevmiş, dolayısıyla orada bir ekonomi oluşturuyor. Yani bunlar birbirini çok iyi destekleyen unsurlar. Tedarik zinciri de o zaman niye önemli? Şimdi bu ürünleri doğru ürettirmeliyiz. Doğru ürünleri alıp otellere götürmeliyiz ki insanları da yanlışlıkla zehirlemeyelim ya da kötü hissettirmeyelim. O ürünler doğruysa ve doğru tabaklar çıkarsa ortaya, o zaman bu ekonomi hem üreticiyi, çiftçiyi destekliyor, o para kazanıyor. Hem hani domates ihraç ederken su ihraç eder gibi düşük bir fiyattan değil de katma değerli bir fiyattan ihraç etme kabiliyetine sahip oluyorsunuz. Hem turizme gelenler, işte o da fiyatlarını bu defa her yıl %10, %15 daha fazla arttırma fırsatını buluyor. Yani tam bir kazan kazan sistemi. Onun için de tedarik zincirinin çok düzgün, dünya standartlarında olması lazım. Maalesef kayıt dışı gıdanın kaldığı tek yer bizim ev dışı tüketim noktaları. Yani çünkü düzen bu büyük marketler 7000 şubeli, 8000 şubeli, onların kalite prosedürleri var. Yani isim kullanmayayım. Ama işte oraya malı satarken işte raf üretim tarihi, tüketim tarihi, spekler, her şey dikkat ediliyor ve kayıt altında faturayla izlenebilir bir süreçten geçiyor gıda. Ama burada
Hani Gemlik'te 5 ton zeytini çıkaran kuyudan hop bir tane yemekhaneye getirebiliyor veya bir tane otele getirebiliyor. Hangi koşullarda üretildiği belli olmayan bir ürün. İşte ondan sonra hani birisine bir şey oluyor ve bunun faturası hiçbir şekilde ödenemiyor. Yani onun için tedarik zinciri çok önemli. Niye biz de destek oluyoruz tabii ki bu katma, yani sadece Ali Bey'i sevdiğimizden ve Iron Man olduğundan dolayı değil. Fuarların bu şekilde emek verilerek düzenli bir şekilde yapılıyor olması sektörlere de bir aidiyet, kimlik kazandırıyor, ciddiyet kazandırıyor. Onun için biz de full destekçisiyiz. Teşekkür ederim. Östriyakiler Yönetim Kurulu Başkanı Tazım Östriyaki. Kendisine sözü verelim. Bir yerli üreticimize sözü verelim. Evet. Teşekkür ederim. Evvela Türkiye'de yerli malının, yerli ürünün kesinlikle kullanılabilir olduğunu, giyilebilir olduğunu, her anlamda yapılan yerli malın kullanılabilir olduğunu Türk halkına anlatabilmemiz lazım. Bu güveni aşılamamız lazım. Eksiğimiz bu. Hepimizin üzerimize baktığımızda muhakkak bir takım ithal ürünler var. Bundan vazgeçemeyiz. İthalat yapmayalım, hiçbir şey yapmayalım, hiç ithalat yapmadan yaşayalım demek de yanlıştır. Muhakkak onlara da ihtiyacımız var ama yerli, iyi yapılan her şeyin kullanılması, yenilmesi, içilmesi muhakkak olmalıdır. Mobilyamız yerli olmalı, arabamız olabilirse yerli olabilirse olmalı, işte ne bileyim. Her şeyimizde, Türkiye'de her şey yapılıyor. Türkiye şu anda 180 milyar dolar ihracat yapan, hiç de eksik bir sektörü olmayan, dünyadaki bütün ülkeleri, dünyanın bütün ihtiyaçlarını, yani şu anda almakta zorluk çektiğimiz uçakların 1000 tane parçasını yapan bir ülkeyiz. Arabaların binlerce parçasını yapan bir ülkeyiz. Arabanın tümünü yapan bir ülkeyiz. Biz mutfak sektörü olarak bakarsak ki sektörüm olduğu için biraz ayrıcalık söyleyeyim. Yani biz şu anda yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz firma olarak sadece 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla bu ürünlerin kullanılabileceği bütün standartlara sahibiz. Yani ürünlerimizi dünyaya satmak demek zaten biraz evvel Melih Bey'in de söylediği gibi kalite standartlarına uymakla alakalı iki tane pazar var dünyada. Bir geleneksel pazar, bir de daha standartları yüksek olan bir pazar. Toplu alım yapabilecek firmaların olduğu pazar. Amerika'ya mal satmak için hiçbir belgesiz mal satabilirsiniz. Ama Amerika'da büyük marketlerden birine mal satmak için inanılmaz imtihanlardan geçmek zorundasınız. İki tane pazar var. Biz Türkiye olarak öbür pazarı seçmeliyiz. Öbür pazarı organize olmalıyız. Ama hep beraber yapmamız gereken evimizden başlayarak, çocuklarımızdan, torunlarımızdan başlayarak, arkadaşlarımızdan başlayarak yerli malı kullanımı konusunda bir algı yaratmamız lazım. Ben bu işin hakikaten şu anda savaşçısıyım. Şu anda Türkiye'de hastaneler yapılıyor, Türkiye'de başka yatırımlar yapılıyor. Hastaneler bunların başında, oteller yapılıyor. Bu otellerde ve hastanelerde maalesef sanki bundan evvel hastanelerdekiler aç kalmış gibi yabancı mallar kullanılıyor. Yani bunun bir anlamı yok. Yap işte devlet modeliyle yapılan yerlerde şartnamenin satır arasında eğer yazsalar yap işte devlet modeliyle yapılan yerlerde de devlet alımı kabul edilir deseler mesele bitecek. Ama orası satın alınan alanlar özel sektör oluyorlar. Maalesef kredi anlaşmalarının alt satırlarında kredi aldığı ülkenin ürünlerini kullanmakla ilgili bir zorlukla baş başa kalıyorlar. Yani onların da sorunu değil. Bu da bizim ekonomik olarak gücümüzün daha fazla olmasını gerektirdiği bir durumu ortaya çıkartıyor. Yerli malı kullanmanın bu ülkede, burası da, bu şehirde çok önemli. Bu şehir bizim sektörümüz açısından, bu sektöre gelirse ki burada konuşuyoruz şu anda. Yolun başladığı yer, rahmetli Özal, 1980, Belek. İlk yapılan otel sayısı 8. Ben 1985 yılında Belek'te teknik servis binası açtım. Oraya 5 tane adam koydum. Çünkü mal satmaya geldiğimizde otellerin biz o zaman cihazlarını da bilemiyorduk açıkçası. Yabancı yatırımcıların talep ettikleri ürünler bizim için yabancıydı. Onlar da yabancıydı. Fuarları gezdik, gittik, geldik. Biz mal satmaya, bize diyorlardı ki nerede bunun servisini kim verecek? O zamanki yıllarda teknik servis ağları falan da gelişmemiş. Türkiye'nin genelinde bir şey yok. Biz buradayız dedim ben. Neredesiniz? Belek'teyiz dedim. Hiçbir şey yok ortada. Hemen otelden çıktık, gittik. Belek'ten çıkarken bir benzinci var. Ondan sonra bir apartman var. Apartmanda 3 katlı bina var. 12 katını kiraladım. Alt katı dükkan, üst katta çalışanların odası oldu. Biz Belek'te 5 sene kaldık. Ve Belek otellerinin %50'sine yakını, o zaman da yapılan hepsinin, o ilk yapılanların %90'ını yaptık da ondan sonra diğerlerini yaptık.
Ama neticede şunu anladık ki standart çok önemli, servis çok önemli. Kaliteyi ve standartı tutturduğunuzda insanlara bunu satmak daha kolay ve daha anlamlı zaten. Biraz zeytin örneği verdi. Buna benzer 1000 tane örnek var. Bir tane insan zehirlendiğinde bütün turizmcileri, bütün otelleri töhmet altına alan bir karalama politikası çıkıyor ki bunların sebebi de bizleriz. Yani bu konu çok konuşulabilir. Türkiye'de şu anda Türkiye'nin ithalatının 170 milyar doları var. Bu 170 milyar dolar içerisinde ara mamül ithal ediyoruz. Öyle şeyler ithal ediyoruz ki, yani ekmek sepeti ithal ediyoruz 20 çeşit. Guguklu saat, konuşan saat, bilmem ne abazosu, şudur budur gibi milyonlarca dolar harcadığımız şeyler var. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken, yanında elektrikli ev aletleri üreticisi bir hanımefendi var. Ben bu konuda konuşacağım da izin verdim. Yani şu anda elektrikli ev aletlerinin içerisinde onlar çok sağ olsunlar ki Türkiye'de bunları toplayıp üretiyorlar. Hiç değilse işçilik kısmını bu tarafa alıyorlar. %50'den fazlasını burada yapıyorlar. Oysa ki ara mamül ithalatını hep beraber birleşerek, imal ederek ortadan kaldırmalıyız. Bu konu çok derin. Her konu için, her sektör için ayrıca saatlerce konuşulabilir. Ama birinci vazifemiz etrafımızdaki insanlara yerli malının, Türk malının, Türkiye'de üretilen malın hepimizin sorumluluğu olduğunu, geleceğimizin bunlara bağlı olduğunu, ihracat yapabilecek kalitede ürünler yapan bir ülke olduğumuzu anlatmamız lazım. Dünya markası olma yolunda ilerleyen isim Davut Doğan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Birçok özellikle mobilya sektörünün duayenlerinden. Birçok farklı yatırımı da var ama biz kendisini özellikle mobilyada tanıyoruz. Yerli bir üreticimiz, medarı iftarımız, ülkemizin medarı iftarlarından. Siz nasıl başardınız? Biraz onu konuşalım isterseniz. Evet. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanımız Cerrah Toprak'a geçmiş olsun diyoruz ve bizi sizlerle buluşturduğu için de Ampaşa'da çok teşekkür ederiz. Biz ilk kez katılıyoruz bu fuara. Lova Yatak markamızla katılıyoruz. Otellere yatak satmak için buraya geldik, stand açtık. Ben ilk kez geldim, gezdim ve gerçekten de çok hoşuma gitti fuar. Çok kalabalık ve fuar alanında gerçekten güzel olmuş. Bizim özellikle İstanbul'da da çok büyük bir fuar alanına ihtiyacımız var. Yani her gittiğimiz ilde görüyoruz. Koca koca stadyumlar yapılıyor. Sadece 15 günde bir maç oynansın diye 100 milyon dolar, 200 milyon dolara mal olan statlarımız var. Ama maalesef İstanbul'da bir fuarımız yok. Çok üzücü bir şey sizinle paylaşayım. Şu anda İstanbul'da önümüzdeki hafta yapılacak mobilya fuarında Türkiye'nin ilk 500'ünde olan 3 grup varız biz. 3 grup da bu fuara katılamıyor. Çünkü fuar alanında yer yok. Oradaki fuar yönetiminin de maalesef bunu kendi istediği gibi yönetmesi. Ben aynı zamanda Mobilya Federasyon Başkan Yardımcısıyım. Mobilya Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'nde kurucu başkanlığını yaptım. Ama fuarı yönetemedik. Yani fuar şirketinin sahibinin kendine göre hareket etmesi nedeniyle biz fuara katılamıyoruz. Ama biz de gidip bunu alternatif olarak bir oteli kongre merkezini kiraladık. Yine otelin yakındaki Vogue Otel'de kendi mobilya fuar ismini de kullanamadığımız için Mobilya Show diye bir alan oluşturduk kendimize. Oraya bekleriz hepinizi. Kendi alanımızda ürünlerimizi tanıtmış olacağız. Ama yine Türkiye'nin en büyük markalarından İstikbal, Berlioz, Mondi, Yataş, Doğtaş, Kelebek bu markaları bu fuarda göremeyeceksiniz. Bu da son derece üzücü. Ve bir yandan da burada çağrı yapmış olalım hükümetimize, devletimize. Türkiye'nin çok iyi fuara ihtiyacı var. Özellikle İstanbul'un. Burada da Antalya'yı tekrar tebrik ediyoruz. Biz aile olarak 3 tane sektörde varız. Bunlardan bir tanesi inşaat. İnşaatta yerli bir marka olarak, firma olarak Doğyap diye bizim bir inşaat şirketimiz var. Senegal'de Afrika'nın en büyük lojistik merkezi projesini yaptık. Haliyeri yaptık orada ve 106 milyon dolar gibi büyük parayı 2019 yılında ülkemize kazandırdık. Buraya sadece göndermiş olduğumuz bitki sel ürünlerden dolayı da Türkiye ihracat şampiyonu olduk. Yani o kadar çok büyük inşaat yapmış, sadece onun bahçesine gönderdiğimiz bitki ürünleriyle de Türkiye başka konuda ödül alamadık ama Türkiye Bravo. Şampiyonunu bitkisel ürünlerde alabildik. Yani rakamı söylememin nedeni de şu, çok tabii bizden çok büyük iş yapan inşaat şirketleri var. Havayolu, havaalanı yapan, orada altyapı yatırımları yapan bir sürü Türkiye'de
şarj şirketi var. Ama burayı biz yapmış olduk. Ülkemizde Exim Bank burada Türk markalarını çok destekliyor. Exim Bank'a da teşekkür etmemiz lazım. Bizim %85 paramızı Exim Bank ödedi, fonladı. Aslında ülkemizde çok büyük bir ülke. Baktığımız zaman Afrika'daki bir sürü ülke, 350 milyon dolar her ülkeye kredi açan bir ülkeyiz. Yani Afrika'da bir iş yapacaksanız veya Balkan ülkelerinde, örneğin Makedonya'da da açılmış kredi var, Afrika ülkelerinde daha çok var. Bu ülkeye, her bir ülke için devletimiz 350'şer milyon dolar kredi açmış. Yani siz bir yatırımcı olarak gittiğiniz zaman orada bir yatırım yapacaksanız bunun parasını Exim Bank size verebiliyor. Ha, bunu paylaşmak istedim. İkinci işimiz bizim enerji işi. Enerjide yine yerli ortaklarımızla birlikte orada olabildiğince yine kendi teknolojimizi kullanarak bir hidroelektrik santralimiz, barajımız var. 10 tane de çeşitli belediyelerin çöp tesislerini orada çöpü yakarak, işleyerek, ayrıştırarak orada biyogaz elde ediyoruz. Ve 10 tane belediyemizin de en son İzmir Belediyesi olmak üzere burada çöpten elektrik üretiyoruz. Bizim asıl işimiz mobilya. Mobilyada Doğtaş bizim ailenin kurmuş olduğu 1972 yılında babamızın Allah rahmet eylesin onun kurmuş olduğu bir markayı biz 6 kardeş kardeşlerle birlikte burayı küçük bir atölyeden ben devlet memuru yaptım 1980 yılına kadar o zaman kardeşlerimizle toplandık ve üretime başlayarak babamızın işini büyüttük. Şu anda Türk kalite belgesi de olan işte 35 ülkeye ihracat yapan 50'den fazla ülkede kendi konsept mağazamız olan ve Türkiye'nin ilk 500 şirketi içinde 3 tane gruptan da biri olduğunu söyleyebilirim. Doğtaş 50. yıla yaklaştı. Kelebek ondan daha önemli bir marka. O da Atatürk'ün zamanında uçak kanatları için uçak projesi için uçak kanatları için Kelebek ismi de oradan oluyor. 1935 yılında onun arsa tahsisiyle Aliç'te bir bölgede arsa tahsisiyle ilk üretimine başlamış, kontrplak üretimine başlamış bir marka. Biz de ailen gururla taşıdığımız Atatürk'ün ve dönemin bakanlar kurulunun imzasıyla o belgeyi de muhafaza ediyoruz, saklıyoruz. Bu yıl 85. yılını kutlayacağız Kelebek'in. Bu açıdan Kelebek de Türkiye için de çok önemli bir marka. Yani iki tane mobilya markamız, ikisi de yerli marka olmasıyla övünüyoruz. Yerliyse yeriz, yerliyse kullanırız. Bunu kesinlikle destekliyoruz. Mobilya içinde yapacağımız çok iş var. Başkanım, İhracatçılar Birliği Başkanlığı'ndan da çok iyi tanırım. Türkiye'nin de çok değerli markalarından biridir Öztriyakiler. Ve yine Arzu'nun da çok gurur duyduğumuz markalarımızdan biri. Bu yerli markalarımızın Türk kalite belgesiyle birlikte dışarıda devlet tarafından da desteklendiğini biliyoruz. Şimdi bizde mobilya sektöründe de KDV %10'a indirildi. Tekstildeki gibi hep bunu talep ediyorduk. Sayın Bakanımıza, Hazine Maliye Bakanımıza da aktarmıştık. Bu düşüncemiz, bu talebimiz gerçekleşti. Çünkü rekabet avantajı yakalayacağız. İçeride haksız rekabeti kayıt dışılığı önlediğimiz zaman bu firmalarımız dışarıda daha güçlü bir şekilde çıkacaklar. Biz bu yıl mobilya sektörü olarak ülkenin ihracatından çok daha fazla bir artışla %12 bir artışla son 15 yıldaki oranımız %15 yıllık artışla Türkiye mobilya sektörüne katkıda bulunuyoruz. Şu anda dünyada 12. sıradayız. 7. sırada Polonya var. Biz Polonya'nın yerine geçerek ilk 7'de yer almak istiyoruz. Bunu da önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ekonomi Gazetecileri Derneği Denetim Kurulu Başkanı Fikri Türker. Yerli üretim konusunda daha önceki panellere de katılan bir isim. Buyurun Fikri Bey. Ben de gerçekten önceki fuarlara bakarak bu yılki fuarın daha fazla, daha kalabalık, daha kapsamlı, katılımcıların daha hazır, en azından ürün çeşitlerini arttırmış, yeni markaların olduğu bir ortam, bir fuar ortamı gördüm. Gerçekten hoşuma gitti. Eskiden otellere gidiyorduk, yani Türkiye turizm ülkesi, ama otellerin içindeki bütün ekipmanların yabancı, yani çok eski yıllarda bunu görüyorduk. Artık çok az yabancı ürün olması bizi de sevindiriyor. Otellerde sadece içindeki konuklar yabancı olsun bana göre. Diğer hepsi yerli olsun ve bunu yapacak gücümüz olduğuna inanıyorum. Yani sadece bu ekipman olarak değil, işte gıda tedariki açısından da bu da çok önemli bir şey.
Biz tabii Ekonomi Gazeteciler Derneği olarak bu yerlilik konseptini, aidiyet duygusunu geliştirme açısından önem veriyoruz. En son yerli otomobille ilgili devrin otomobilinin piyasaya çıkma hazırlığı içinde olmasından memnuniyet duyduğumuzu dernek olarak ilan ettik, duyuru verdik. Ben de arkadaşlarım bu duygularını paylaşıyorum. Ama tabii benim yerlilik duygum biraz daha farklı. Biraz esnek olmamız gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Bir gazeteci olarak. Biraz daha esnek. Yani bunu kastederken şunu söylemek istiyorum. Yani yasalarımız dahilde işleme rejimi, eski ifadeyle menşe şehadetnamesi olduğu müddetçe bunun yerli olduğunu kabul ediyorlar. İşte Tahsin Bey'in de ifade ettiği gibi bu konuda yerlilik oranını arttırmamız gerekiyor. Bunun için de mutlaka ve mutlaka ara mal üretimini arttırmamız gerekiyor. Ham madde üretimini arttırmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu konuda biraz istenilen seviyede, istenilen katma değere erişemeyeceğiz. Bu yüzden burada esnek olmamız lazım. Ve buradaki temel yasal kriter dahilde işleme rejimidir. Dahilde ve işleme rejimine uygunsa biz buna yerli diyoruz. Arnika Yönetim Kurulu Başkanı, erkek egemen bir sektörün nadir kadın yöneticilerinden, kadın sanayicilerinden. Ben böyle gördüğüm zaman, sizin gibi başarılı kadınları gördüğüm zaman mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum ülkem adına. Teşekkür ediyorum herkesin huzurunda. 62 senesinde kurulmuş bir firmayız. Ben sektörde 89 senesinden beri aktif görev alıyorum. İçindeyim. 2011'den itibaren de firmanın başında markaya yön vermeye çalışıyorum. Şimdi herkes önce, hani biz firmanın zaten kuruluşu üretim. Yani öyle ki kurucusu babam kendi diyelim bir tost makinesi üretecek. Orada yapmaya çalıştığı şeyleri gerekli olan makine ekipmanlarını da kendisi üretmiş. Yani çünkü hani kaynak var ama kaynaklar sınırlı. İthal durumu yok o dönemler. Hani çok yüksek teknolojiyi Türkiye'ye getirme gibi bir şey yok. Dolayısıyla her teknolojisini kendisi yaratan bir firma olarak biz piyasada tutulmuşuz. Dolayısıyla üretim bizim yaşam şeklimiz olmuş. Firmada da kültürümüz olmuş. Ve her çalışan ve benim de yetişmem üretim kültürüyle oldu. Yani bizim DNA'larımızda üretim var. Dolayısıyla hiçbir zaman herhalde bu üretim şeyinden vazgeçmeyeceğiz. Koşullar ne olursa olsun. Şimdi tekrar geri dönersek, tabii bir büyük bir bilgi birikimi var ve kurulduğundan beri de aynı zamanda Ar-Ge'si güçlü olan bir firmayız. Firma olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Ve ürettiğimiz ürünlerin çoğunu başka büyük markalara vererek bu işlere girmişiz. 90 senenin başında Türkiye'de ilk mutfak robotunu üreten firma biz. Bunu gururla söyleyebilirim. Hatta öyle ki onda kullandığımız rendelerin kalıplarını bizzat ben yaptım. Ben... Tabii önce yurt içinde markalarla işbirliği haline gittik. Daha sonra 90'lı sene aynı zamanda yurt dışına açıldık. Ve prensipte her ihracat yaptığımız ülkede ki büyük markalara biz ürünler yaptık. Fakat bazı pazarlar hani kendi markalarında değil hani bizim markamızla bir şey istediler. O dönemde hani Senur yapabilirdik ama dedik ki biz başka bir marka oluşturalım ve yurt dışına hedef aldığımız için o Arnika'nın C'si yani K'si C oldu. Yani aslında marka yurt dışını hedefledi. Önce yurt dışında büyük adetlerde ve büyük firmalarla bugün işbirliği yapıyoruz. Arnika olarak çıktık. Artı büyük dünya markalarına ürün yapıyoruz. Fakat Türkiye'de çok zorlandık. Yani biz yurt dışında kendimizi üretici firma olarak çok daha kolay anlatıyoruz. Çünkü fuarlara katıldığımızda anlattığımızda gelip de zaten hani ürünün kendisine baktıklarında tamam bunlar bizim kriterlerimize uygun, bize üretim yapabilir deyip çok büyük markalardan bahsediyorum. Bunlarla işbirliği ve satışları yapabildik ve yapıyoruz da. Mesela bugün Koreli bir dünya markasına süpürge üretiyoruz. Bunlar kolay şeyler değil. Ancak biz Türkiye'de kendimizi anlatamıyoruz.
Acaba suç bizde mi? Yoksa algıda mı? Suç bizde. Bizde yani, halkta. Halkta, evet. Yani bu yerli malı kullanalım. Özellikle Türkse kullanalım. Sona kadar arkasında durduğumuz şey. Fakat biz bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Ben 90 senesinde ilk yurt dışı Chicago'da fuara gittiğimde elimize bir çantamızı aldık. Ve o fuar dönüşü biz 8 ülkeden sipariş alıp proje başlattık. Ama buradaki bir yerde hani kendinizi anlatmak için hani atmadığınız taklalar kalmıyor. Yani daha ne yapmamız lazım ki kendimizi inandıralım? Yani tasarımından içerideki teknolojisine kadar her şeyine hazır ürün sunuyoruz. Tasarımı da Türk. Şimdi hani üretim şeyine gelirsek özellikle bizim bir firma politikamız var. Yan sanayi yaratmaya çalışıyoruz. Yani her şeyi bünyemizde yapamayız. Ben Çin'den de ithalat yapmak istemiyorum ara mamullerle ilgili. Ama burada gelebildiğim nokta çok az. Yani sadece 3 tane yan sanayi yaratabildik. O da elektronik devrelerde, elektronik kartlarda. Dedik ki sadece bize yapma, başkasına da yap ki hani adam da kazansın, sayı olsun, bana da ucuz ürün üretsin. Ama bizde de şöyle bir mantık var üreticilerde. Ya benim rakip firma, şimdi bu rakip firmaya da yapıyor. Acaba benim sayımı, adedimi bilir mi? Ya zaten senin adedini her yerde biliyor bu. Ülkemizin sıkıntılı dönemlerinde biz her yıl ayrı bir konsept yapmak istiyoruz işte Anfaş'ta. Farklılık olsun diye. Ben AYEP Derneğimiz, dışarıdan ona destek veren bütün federasyondaki arkadaşlarıma yerli ise yerin ismini buldukları için teşekkür ederim. Bu fikirler masada oluşur. Bazen kimin koyduğu aklına bile gelmez. Ama çıkış noktası şuydu. Biliyorsunuz dolar otomatik arttığı zaman bütün ürünlere zam gelir. Ülkede bir kriz algısı, dış baskılar vesaire. Biz şuna inanıyoruz. Tekrardan teşekkür edeyim. Yerliyse yeriz. Bakın bu sene biz yaşasın Anadolu diyoruz ama geçen yıl yerliyse yeriz konuşuluyor. Önümüzdeki yılda Anadolu ile ilgili konuşuruz inşallah. Yani birbirine paralel giden. Ya bizim jenerasyonumuzda olan, tabii ben abilerimin, büyüklerimin yanında ukalalık etmek istemiyorum da bugün aşağıda da konuştuk. Yetişen, büyüyen insanlar bu ülkede hep sıkıntılı büyüdü. Yani çok zenginle çok fakir arasında alım gücü veya yaşam kalitesi arasında çok farklılık yoktu. 3 aşağı 5 yukarı. Yani benden olanlar hepsi bilir ki hiçbiri benim gibi ayağına uygun ayakkabı alamamıştır. Aldıysa bayramda. Ya abisinden kalanı giymiştir ya da bir numara büyük olsun seneye giysin vesaire vesaire böyle büyüdük. Yani o çocukluk dönemlerinde ülkenin üretim gücü olmazken bile okullarda yerli mallar ile ilgili yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı filan diye böyle hala aklımızda kalan sloganlar var. Dolayısıyla biz de dedik ki yani madem böyle bir şeyler yapıyoruz, bak bir de görülmeyen kısmı var bu işin. Tabii ki burada Türkiye ihracatına çok büyük paralar kazandıran firmalar var. Tahsin abi gibi Mobilya grubunda ilk 7'ye girecekmişiz. Bunlar bilmediğimiz ve bizim bilmemiz gereken firmalar. Çünkü biz de herhangi bir yere oturduğumuzda mutfağın dışında bir konulardan, ticaret yapan, ülkenin sanayi devi olmuş firmalardan bilirsek, övünerek söz etmeyi çok istiyor ve arzuluyoruz. Yani biz ancak bunları televizyon reklamlarından duyuyoruz. Ben Arnica'yı mesela bir İtalyan markası filan olarak biliyordum. Yani böyle zekice o C'leri değiştirip vesaire. Ama burada konu şu, biz bunu yaparken dediğimiz gibi bugün yoğurt üretilmiyor mu bu ülkede? Peynir üretilmiyor mu? Tereyağı üretilmiyor mu? Çok spesifik ürünler yukarıdan aşağı olduğu gibi yabancı ürünlere karşı değiliz. Bunu engelleyemezsiniz. Yani bugün otomobil çıkıyor yerli ama kaç kişi alacak ilk çıktıktan sonra? Kaç kişi güvenip binecek? Bakacağız bunlara. Yani bu bir süreç, güvenirlik. Yani dolayısıyla çıktığımız alanda yerliyse yeriz, yerliyse kullanırız derken tabii ki ben bir daha söylüyorum. Bunu söylerken de biz çok yani buradaki bu kadar güzel ihracatlar yapıyorsunuz, bu kadar ürünler yapıyorsunuz. Gerçekten ben buradaki aşçı arkadaşlarım adına söylüyorum. Hiçbir maddi ve manevi beklentisi olmadan bu ülke adına sizin öğrettiğiniz yerli ürünlerle alakalı sahip çıkmaya çalışıyorlar. Sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili bizim herhangi bir menfaatimiz var mı diye sorun. Maddi bir menfaatimiz asla yok. Manevi şöyle var. Türk olduğu için sadece maneviyat taşıyoruz, gurur duyuyoruz. Ama işte yerli firma
güçlü firma algısı oluşabilmesi için de hakikaten o ürünü söylediğinizde önce bizim işte büyük firmaların da bu konuya dikkat etmesi lazım. Çok güzel söylediniz. Kendi insanlarımızın kabul edebilir, güvenilir olması lazım. Şimdi ben marka vermeyeceğim, bir tanesini vermeyeceğim, diğerini vereceğim. Büyük baş sizin sektörden. Bir marka var, bana bugün deseler ki 10 tane ev açıyorum, 10 tane evinizin de mutfak, beyaz eşya vesaire bedava size vereceğiz. Allah Kur'an çarpsın, şuradan çıkmayayım, almam istemem. Çünkü sıfır güveniyorum, istemem. Vermem. Güvendiğim markayı verebilir miyim? Güvendiğimi de vermeyeyim mi? Ama bir marka var. Hanıma da yasak koydum. Bir daha o marka benim evime giremeyecek diye. Yani biraz antidemokratım burada. Çok demokrat gibi görünüyorum işimizde de. Evde öyle değilim. Hakikaten giremez. Çünkü güvenilir marka algısı. Niye bugün herkes bugün öz tiryakileri biliyor? Zamanında o da emeklemedi mi? Güven kazanmak kolay bir şey. Mutfak sektöründe öyle. Yani Arnika'yı ancak televizyonlardan tanışıyoruz. Sizler de artık bu sektörde evlerde olduğunuz için bak açtılar biraz otoriter oluyor. Yani Arnika girmesin eve dersek girmez. Ona göre oradaki arkadaşlara bekarlar var mı? En azından bir anlaşma falan yapalım. Bizim evlenecek arkadaşlarımızın mutfaklarına bu buradaki sektördeki ürünlerden bak mobilya da var. Yırttırız. Kim var bekar var? Bak hemen zıpladılar. Mobilyaları verir miyiz böyle? Bir hediye, bir çekiliş falan yılda bir defa. Zeki Bey, konu çok değişti. Evet. Bu bir gerçek. Güvendiğiniz zaman, inandığınız zaman Tahsin abi bir örnek verdi. Ne demek istediğini çok algılıyorum. Arkadaşlarımın niye bununla alakalı inadına soru sormasının sebebi şu. O sordukları diğer firma bu ana kadar dünyanın her yerinde satan, inanılan, güvenilen bir firma değil mi abi? Tabii ki bu ileride olacak. Yani bu ömür boyu öyle gitmeyecek. İşte inandığı zaman insanlar gerçekten bırak. Fahsin abi bir ürün ürettim diyor. Ki bilir, tencere zamanlarını biliyor. Yani bizim ustalarımızın bizden önce mazotlu ocaklar yokken kömürlü ocaklar vesaireler. Ama güvenildiği zaman da hani mutfak dilinde de bir atasözüyle var. Peynir ekmek gibi ürününüzü satmama diye bir şey söz konusu değil. Evet, biz bu ülkede ben çok Fransız tereyağı kullandım mutfaklarımda. Yani bağlı sos yapıyorsunuz mutfakta. Diyeceksiniz ki ya o da ya o da. Değil abi, olmuyor. Yani aşçı arkadaşlarım bilir. Yemesini içmesini sevenler de tereyağından sıcak bir sos yapılır. İşte Hollandaise'dir, Bernays gibi, Chardonnay gibi türeyen sosları vardır. Özü tereyağı. Yani mayonez gibi tutulan. Ya olmuyor yani yerli üründen olmuyor. Şimdi ben bunu alırken almak istemiyorum. Alırken kendimi vatan haini gibi hissediyorum. Ama yemeği yaparken de acemi gibi duruyorum. Yani bir sosu yapamadı durumuna düşüyorsunuz. Onun için bazı spesifik ürünler var. Ama ben şunu biliyorum bu ülkede. Sizin marka güvenilirliği olmadığı için bizim ülkeden bahsediyorum. Yıllar önce bir hikayemi anlatacağım. Sonra da bu zeytinyağı konusuna gideceğim. Unutursam hatırlatın ve konuyu kapatacağım ondan sonra. İkinci bölümde zeytinyağı hatırlatacağım size. Hayatımda hiç uçağa binmemişim abi. Düşün. Yaşımız daha 20'li yaşlarda. İngiltere'ye eğitime gideceğim 3 aylığına. Baktılar böyle genç, cevval bir çocuğum ben otelde o zaman. 3 ay eğitime gönderecekler. Ülkenin nereden nereye geldiğini gençler bunu bilmiyor. Ya bizim karşı taraftan İngiltere'deki Park Tower, Sheraton Park Tower Otel'den bütün davetleri var. Burada konaklayacak, burada bilmem ne olacak diyor. Bizim otel tarafından var. Şimdi yabancılar bakmış bana böyle bundan adam olur diye eğitime gönderecekler. Bizi bir ödül, bir şey yapmak istediler. Dünyada o zaman işte yılın personeli falan seçilir. Aday göstermiş bizim müdürlerden birisi. Seçilemedik. Çocuğa motivasyon olsun diye böyle bir güzellik. Ben oraya İngiltere'ye vize alamadım. Hala kaç sene geçmiş? 93 yılından beri. Bak ilk 93'te teşebbüs ettim. 94-95'te çıkabildik. Bugün vizemi değiştirdiğimde hala karşıma çıkıyor ve soru şu. İngiltere'ye niye reddedin vizeyi? O İngiltere'ye ben belki 5 kere 10 kere gittim sonrasında. Hani hasbelkader bir de kitap yazıyoruz. O konularda da çektiğimiz acıları anlatmaya çalışıyoruz. Bugün vize alamayan var mı yurt dışına gitmek için? Yok. Neyse. Tekrar eğitime sonrasında Almanya'ya gittik.
Şimdi biz aşçı olduğumuz için aşçı neyi merak eder? İşte kullandığı fırın, ocak, tava, sebzeyi, meyveyi nereden alıyor, nasıl ediyor? Çünkü o zaman mikrofiliz sebzeler var. Hazır yıkanmış böyle doğranmış sebzeler var, meyveler var. Dolaba giriyoruz. Frankfurt, sen çok kalmışsındır abi. Fuarda oluyor ya, Frankfurt Sheraton Oteli. 56 tane aşçı var. Ama bir yeme içme outletlerine bakıyorum. Ya bizim otelin 5 katı diyorum. Bizde aynı personel var heriflerle. O zaman insan kendisinden şüphe ediyor. Lan diyorum, bu Türkler var ya, biz demek ki bu işi iyi yapamıyoruz diye. Fiyaslıyorsunuz ister istemez. Güvenlik konusuna değindiniz. Yani söylemek istediğim oradaki konu şuydu. İşte o senelerde de o fırını kullandık. Yurt dışına gitmek ne kadar zordu. Görmüyor ve bilmiyor idik. Onu söylemiyorum. Belki insanların kıyaslama şansı yoktu. Bugün üniversitede öğrencisi yurt dışına gidebiliyordu. Türksen yurt dışına gitmek için vize alamıyorsun. Dolayısıyla hangi mantıkla fuara gidip de markanı tanıtacaksın? Ya da iki tane su. Şu dünyada derece alsın. Erik'le değil mi? Verelim adını, görüyoruz. X bir su. Fransızların bir suyu vardır. Yemin ederim içemezsiniz. Onun adını ver. Evian diye bir su. Vereyim adını. Gidin otellere %80-90'ında vardır. Ne kalite fark ya. Bunun 10 katı fiyat. Mini barda fiyatlarına bakın. Kaldığınız otelde Evian yazan bir su varsa lütfen fiyatlarına bakın. Ama bizim milletimiz niye alıyor biliyor musunuz? Ya suyun bile Fransız diye. Ya Allah'ın dağından çıkıyor o da. Seninki de buradan çıkıyor. Ama Fransız markası diye biz para veriyoruz. Gerçekten ben de ilk defa geliyorum. Daha önce Antalya'da bulunmuştum, görüşmüştük sizle. Ama hakikaten şu anda fuarın geldiği seviye çok güzel. Tebrik ediyorum. Yerli olalım, milli olalım ama aynı zamanda Zeki Başkanım dediği gibi güvenli olalım. Yani bir ürün güvenli olmadıktan sonra yerli olmasının anlamı yok diye düşünüyorum ben. Yani güvenli ürün platformu dedi, işte oradayız, beraberiz Elif Hanım'la, genel sekreterimiz Elif Hanım, başkanımız da bu arada Celal Toprak. Yani ben gastronomi yazıyorum ama gittiğim mekanlarda, yani bir sanırım şeflerle hep görüşüyorum sürekli gittiğim mekanlarda. Çünkü gastronomi yazıyorum, birkaç gazetede yazıyorum. Yani mutfağını merak ediyorum, gerçekten merak ediyorum. Eğer o mutfak güvenilirse, bizim aslında Türk lezzetlerimiz, Türk mutfağımız inanılmaz lezzetli ve bütün dünyaya bedel. Bir İtalyan çıkmış bir makarnayla tüm dünyayı sallıyor. Ve her gittiğimiz yerde İtalyan ne diyorlar, mozzarella mi diyorlar, ne diyorlar, başka bir şeyler mi diyorlar. Yani bütün dünya onlar. Bir İtalya'da yani gittiğiniz zaman İtalyan lezzetleri diyorsunuz ama bir Türk lezzeti bence onu ona katlar. Mesela geçen kadınlar pazarında şeref büryan vardır. Ben Siirtliyim. Büryanı sever misiniz bilmiyorum. Eyvallah, sağ olun. İnanılmaz lezzetli bir büryan yaparlar. Ben aslında aynı zamanda onun çok sağlıklı olduğunu, yemeğin de gerçekten ateşe temas etmeden ateşin buharında piştiğini söylerim büryanın. Kuyu atarsanız kuyu ateş söner. Baba, yemek yemedik. Ağzımız. Ya. Eyvallah, eyvallah, sağ ol. Ama işte güvenilir derken odur. CNN International gelmiş, orada program yapmış ve bütün dünyaya hakikaten o lezzeti anlatmış. Ama dünyaya anlatılacak o kadar çok lezzetimiz var ki. Yani gerçekten geçen tekrar bir cağ kebabı yazdım. Erzurum deyince cağ kebabı anlaşılıyor. Ve hakikaten lezzeti dünyaya değer. Yani benim kanaatime. Ama biz bu lezzetleri anlatamıyoruz. Aslında biraz işin güvenilirliği ile ilgili de üzerine durmak lazım. Hakikaten mutfaklarımız çok önemli. Bir de şeye değinmek istiyorum. Gastronomi turizmi. Yani aslında bu lezzetlerimizi dünyaya anlatabilirsek, bir Peru çıkıyor, bir kinoa ile inanılmaz bir şekilde şey yapıyor. Değil mi? Bizim aslında siyez buğdayımız var. Biz onu inanılmaz bir şekilde anlatabiliriz. Bir Ebru Baybara Demir diye bir arkadaşımız var. O da şeftir. Değil mi Zeki Şef'im? Mardinli iş kadını. Ata tohumu ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyor. Onun çalışmalarına aslında destek vermek lazım. Onu anlatırken İtalyan şef getiririz. İyi anlasın. Bizim şeflerden İtalyan yapıyor. Yok yok. Ben özellikle Türk şeflerine... Bakmak lazım. Hani, firmalarını destekliyorum da. Beni Türk doktorlarına emanet edin diyor ya hicatımız. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bizi Türk şeflerine hakikaten inanıyoruz, güveniyoruz.
Hakikaten de çok güzel lezzetlerimiz var ve bu lezzetlerin anlatılması lazım diye düşünüyorum. Ama güvenilir şeklinde. Bu güvenli ürün platformu ile ilgili daha söz düşerse anlatırım. Ben kısa keseyim çünkü vakitimiz de dar diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Elif Hanım. Ben teşekkür ederim. Öncelikle ben Fikri Bey yanındayken buradan başlamak istiyorum. Konuşması için teşekkür ederim. Aidiyetten bahsettik. Aidiyetin oluşabilmesi için önce liyakata gitmemiz lazım. Bence ülkemizdeki en büyük problem, temel taşımız liyakatla başlıyor. Liyakat problemimizi çözersek, ülkemizdeki aslındaki bütün problemleri çözeriz diye düşünüyorum. Temel prensiplerle. Tahsin Bey'de almış olduğumuz yerli malı, evet yerli haftası bizim çocukluğumuzdan kalma bize bir eserdir. Teşekkür ediyorum. Çok önemli bir doktrin bizim için de önemli. Güvenilirlik çok önemli. Evet Zeki Bey'in bahsettiği gibi. Herkes tek tek dinledim, notlarımı aldım. Ama ana temel prensipteki en büyük problemimiz bizim, az önce bahsettiğim gibi bir liyakat problemimiz var bizim. Bu da çocuk yaşta başlıyor, eğitimimizle alakalı. Evde ve okullarda görmüş olduğumuz liyakat olmadığı için, herhangi bir liyakat eğitimi olmadığı için maalesef belirli bir noktada takılıyoruz. Çünkü ürünlerimizi üretirken Zeki Bey'in bahsettiği gibi güvenilir bir kaliteli ürünün ortaya çıkması için bu işe ve liyakata sahip olan insanların bu işin başında olması lazım ve ürünü doğru ve düzgün üretmesi lazım. Baneneci olmaması lazım ya da neme lazımcı olmaması lazım. Bu noktada kesinlikle temel taş prensiplerde aile olarak ve ben de bir aile babasıyım ve eğitim kurumlarımıza kesinlikle liyakat problemimizi en başta çözmemiz lazım. Birinci noktada bu söylemek istediklerimden birisi. Devam edelim. Bizim en büyük problemimiz şu. Sizden önce de burada bir sohbet yaparken arkadaşlarımıza bahsetmiştim. Mehmet Bey'le bir sohbetimiz vardı. Bizim en büyük problemimiz üretmek değil. Üretiyoruz ama satamıyoruz. Arnika gibi ülkemize neden satamıyoruz? Pazarlamada bence problemimiz var. Türk insanı olarak problemimiz var. Anadolu insanı olarak problemimiz var. Markalaşmada çok geri kaldık. Markalaşma ve dijitalleşmeyi sonradan yakalamaya çalıştığımız için de bazı şeyler göç yolda düzelir mantığıyla maalesef ilerlemeye devam ediyor. Yanlış bir kulvarda hareket ediyoruz. Markalaşma bizim için çok önemli. Biz de belirli noktalarda çalışmalar yapıyoruz bu anlamda. Ascon Türkiye'nin ciddi kurumlarından birisi. Çoğu insan masadaki abilerimiz de bilecektir. 16 bin üye işletmeye sahibiz. 2018 senesinde 17 milyar dolarlık bir ihracat hacmine sahibiz. Üyelerimizi bir araya getirerek yerli ürünü nasıl teşvik ederiz? İthal ettiğimiz ürünün önüne nasıl geçeriz? Çünkü üretimde de sanayici iş insanlarımız burada, büyüklerimiz, abilerimiz. Ürettiğimiz bir ürünü üretiyor olabiliriz, ihraç da edebiliyoruz. Ama ürettiğimiz, ihraç ettiğimiz ürünün yüzde kaçı ithal? Ben hanımefendiye katılıyorum. Yan sanayide etkinleşmediğimiz müddetçe bununla tabii ki önüne geçemeyiz. Bunların hepsi bir bütün. Markalaşmak zorundayız, dijitalleşmek zorundayız. Bu nokta itibariyle fabrikalarda ve üretim bantlarında birleşmek zorundayız. Çoğu durumda ülkemizde şu anda 3 milyon 470 bin KOBİ var. Resmi rakamlara göre son 3 ay içerisinde 8 bin dolayında da artış var KOBİ'lerde. Bu da mevzuatın biraz daha yumuşatılması sebebiyle sayı arttı. KOBİ'ler başarılı mı değil mi noktasında bence KOBİ'ler Sayın Cumhurbaşkanımızın da telaffuz ettiği gibi birleşmesi gerekiyor. Eğer birleşmezlerse ilerleyen dönemlerde yok olacaklar. Çünkü büyük balık küçük balığın yutar felsefesi noktasında hareket var dünyada. Ve dünya globalleşirken ihracat ve ticaret üzerine bir yoğunlaşma var. Biz geçtiğimiz ay bir burada seminer ve konferans düzenledik. Celal Bey'in de katılımıyla. Tim Başkanımız buradaydı. Bakan Yardımcımız buradaydı. Organizasyonu şahsım burada tertip ettik ama ekibi olarak burada güzel bir çalışma yaparak 3600 kişiye Türkiye'nin en büyük e-ihracat ve e-ticaret konferansını sağladık. Açığımız var mı? Var. Gençlerimiz dijitalleşmeyi bilmiyor. Çok geldiler. Bizim için dijitalleşme sadece sosyal medya ağlarından ibaret. Yani Facebook, Twitter, Instagram. Twitter bile çok azımsanarak kullanıyoruz. Bunları bu noktalarda kurtulmamız lazım ve global dünyada mücadele edebilmemiz için bir Sabancı noktasında, bir Koç noktasında ya da uluslararası firmalar noktasında bence KOBİ'lerin birleşerek hareket etmesi gerektiğine inanan insanlardan birisiyim. Birlikten kuvvet doğar. Burada da kökten geriye döndüğümüzde esnafımızın birleşemediğini, bir araya geldiğinde ortaklık kültürüne sahip olmadığımız için çok kısa bir süre içerisinde kavgayla bu işin
sonuçlandığını, bir tarafın bir tarafa dolandırıcılık kelimesiyle işin sonlanmasını görüyoruz. Biz peki ne yaptık? 2018 senesinde İzmir bölgesinde üyelerimiz arasında bir birleşme sağladık. Bir fon oluşturduk. Çok küçük bir prototip yapalım dedik burada. Deneme bölgesi olarak 8 milyon lira bütçeyle bir yatırım yaptık ve LED fabrikası kurduk. 20 milyonluk bir bütçeye erişti 2018 senesinde. Ortaklığın da düzgün gittiğini görünce dedi ki biz bu işi eski Selçuklu döneminde ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde ahilik kültürü vardı. Birbirlerine dayanışma ve büyüme ile alakalı kültürel anlamda biz bu işin altından kalkarız dedik. Ve 2019 senesinin Şubat ayında yaptığımız istişare toplantısında 2023 yılına kadar 2.2 milyar dolarlık yatırım yapma, 15 bin kişiye istihdam sağlama gibi bir karar aldık. Bu nokta itibariyle çok hızlı bir süreç içerisinde tüm iller kendi işlerini yapılanmaya başladılar. 8 kişilik, 10 kişilik, 30 kişilik gruplar halinde işletmeler kuruyoruz. Kurduğumuz işletmelerde de KOBİ'lerin birleşimiyle doğal olarak az önce bahsettiğim eksikliklerimizi giderecek noktada işte markalaşma, dijitalleşmeleri de gözümüz önüne alarak ileriye doğru hamlelerimizi yapmaya başladık. 20 yurt dışında temsilciliğimiz var. İhracatımızı artırabilmek için oturduğumuz yerden bir malı satamayacağımıza inandığımız için ben genç bir insanım, dinamik bir enerjiye sahibim. Pazarlamada da elimde çanta alarak başlayan insanlardan, kardeşinizden birisiyim. Çin'in bugün 20 yılda ülke ekonomisinin Türkiye'nin yaklaşık 20 kat fazlasına çıkmasının en büyük sebeplerinden birisi. Bugün Afrika pazarında çantasıyla beraber, çantacıyla tabir edeceğimiz insanların 2 metrekarelik, 5 metrekarelik dükkanlar vesilesiyle pazarlama taktiğine ve inanılmazca dirayetiyle bunu sağladıklarını görüyoruz. Biz Anadolu'nun insanlar olarak sanayicilerin ve üreticilerimizin tamamı oturduğumuz yerden biz malımızı yurt dışına satma derdine girdik. Burada yanlışlarımız var bu nokta itibariyle. Nasıl yol almamız lazım? Sizin gibi bir üretici değilim ben, sanayici de değilim. Ama yol almak için evet gerçekten de bizim birleşmek ve markalaşmaya ihtiyacımız var. Zeki abinin dediği gibi katılıyorum, evet güvenilirlik çok önemli ama bu da kendimizi iyi ifade edemediğimize inandığım için oluyor. Biz kendimizi iyi ifade edersek başarılı olacağımıza inanıyorum. Son olarak KDV indiriminden bahsetti Davut Bey, teşekkür ediyorum. Evet biz de aynı kanaatteyiz. KDV indirimi mobilya sektörüne ciddi bir kazanım sağlandı. İvme de kazandıracaktır. %10'a indirim sağlandı ama KDV indirimi bildiğim kadarıyla %8'e geriledi. Orada bir düzeltme yapmak istiyorum. Tabii yumurta ve balık grubunda da komple %1'e geriletildi. Ama bu geçici olmaması gerekiyor. Bizim bakış açımız bu. Kalıcı olmak zorunda KDV indirimleri. Bu kayıp dışı dediğimiz ekonomiyi, vergiyi tekrardan ülke ekonomisine kazandıracağına inanıyoruz. Bu noktalarda devletimizden tabii ricamız ve isteklerimiz bunlar. KDV noktasında ülkemizde bazı noktaların kesinlikle sabitlenmesi gerekiyor. Bütün müdürlerimiz, yöneticilerimiz, orta ve üst düzeydekileri tamamı yabancıydı. Çünkü turizm okulları çok azdı. Ben 85 yılında turizm okumaya başladığımda 4 yıl boyunca anneme ne olacağımı anlatamadım. Çünkü turist mi olacaksın diyordu. Turizm kavramı farklıydı. Oralardan çok şükür bugün başta Tahsin Bey olmak üzere yerli firmalarımızın yaptığı katkılarla bu yerlilik oranı çok arttı. Aynı şekilde sadece mal ve hizmette değil, biz insan gücünde de şu anda dünyanın her yerinde hemen hemen her pozisyonda Türk üst düzey turizmcileri görüyoruz. Herhangi bir Avrupa'da otele gidin, kapısını çalın. Buradaki Türk kim deyin, mutlaka ya departman müdürüdür ya genel müdür ya da yardımcısıdır. Mutlaka bir yerlerde birileri rastlayacaksınız. Yerli ürün çok önemli bizim için. Çünkü az evvel sevgili arkadaşımın dediği gibi inanılmaz eşsiz mutfağımız var. Aslında bunu tanıtmak için de yerli üründen başka alternatifimiz yok. Maalesef ben burada şeflerime de ufak bir tavsiye anlamında bir şey bulunacağım. Örneğin otellerde İtalyan geceleri yapılıyor, Meksika geceleri yapılıyor, bir takım yabancı geceler yapılıyor ama aslında biz bunları orijinalini yapamıyoruz. Çünkü her Avrupa'da köşe başında bir İtalyan restoranı olduğu için ve orijinal İtalyan ayrımını yaptığı için biz de Nuh'un Ankara makarnasıyla İtalyan mutfağı hazırlıyor birçok otelimiz maalesef. Yerli ürün kullanılmalı. Ama bunu yaparken de bence Türk gıda ürünleri ve mutfakları ön plana çıkartılmalı. Ben
genel müdürlük yaptığım otellerde bu yabancı geceler yerine 7 Anadolu bölgesine ait geceler yaptım. Ege mutfağı yaptım. Doğu Anadolu mutfağı yaptım. Karadeniz mutfağı yaptım. Ve inanılmaz pozitif geri dönüşler aldım. Bu yönüyle otelcilik stratejik bir sektördür Türkiye'nin. Aynı şekilde tarım da bir diğer stratejik sektör ilan edilmiş durumda. Ödemeler dengesine en çok katkı yapan turizm sektörü 60'tan fazla sektöre direkt girdi sağlamasından dolayı olmasıyla birlikte ama biz hala Türkiye'de Konya'dan küçük Hollanda'nın 100 milyon eurodan fazla ihracat rakamını karşılık bizim 2018 tarım ihracat rakamlarımız 22,5 milyar dolar düzeltiyorum. Aynı şekilde sanayide de bir takım teşvikler var ihracata yönelik ama tarım ürünleriyle ilgili de eskiden kendimize yeten, kendi kendine yeten nadir ülkeler olmamıza karşılık geldiğimiz noktada samanı bile ithal eder halde bir konum içinde karşı karşıyayız. Bu konuda da hem yerli ürünün hem de yerel tedariği hazır sevgili meslektaşımla da sürdürülebilirlik çok önemli. Bu sürdürülebilirliğin içinde de yerel üreticilerin desteklenmesi her anlamda önemli bir başlık altında sağlıyor. Otelciler olarak biz yerli ürünü zaten tercih etmek istiyoruz ve yapıyoruz. Bu konuda da şeflerimiz en başta bizim en büyük destekçilerimiz. Bu vesileyle de geldiğinden her noktada hem üretim hem makine ekipman anlamında da güzel günlerin bizi beklediğine inanıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, ben öncelikle pazarlama ve ürün geliştirme fonksiyonlarını yönetiyorum. Arzum'da icra kurulu üyesi olarak. Sektörde, elektrikli ev aletleri sektöründe 25. yılımı dolduruyorum. Dolayısıyla da çok değerli bir panel oldu. Öncelikle teşekkür ederim. Her konuşulanda masanın her tarafında çalıştığım için her tarafta bitleri bazı içgörüleri satın aldım. Bazılarına cevaplarım oldu. Hepsini anlatsam çok uzun sürer. Çünkü aslen mühendisim ve bir mühendis pazarlamacıyım. 12 yıl fabrika müdürlüğüne kadar üretim yaptım. 13 yıldan beri de aslında işin pazarlama tarafını da aldım. Dolayısıyla yapılacak çok şey var. Önce hani en kısadan bunu söyleyeyim. Arzum özelinde ise Arzum'u hepiniz marka olarak biliyorsunuz. 53 yıllık bir aile şirketi olarak başlamış ama bugün geldiği noktada kurumsallaşma yolunda ciddi yol almış. %100 yerli bir elektrikli ev aletleri markası. Pazar lideri adette. Yılda yaklaşık 3 milyona yakın ürün pazarlıyor, satıyor. Ve bunların %80'ini Türkiye'de üretiyoruz. Türkiye'de bize ait 28, yani bizimle üretim yapan 28 üreticimiz var. Bunların içerisinde neredeyse münhasır çalıştıklarımız, toplam hacimlerin içerisinde ciddi bir ağırlığımız olan ve geliştirdiğimiz, tamamen bizim Ar-Ge'mizle, inputlarımız, girdilerimizle şekillendirdiğimiz ve yeniden sıfırdan yarattığımız tedarikçilerimiz var. Biz Arzum olarak kendimiz üretim yapmıyoruz. Değer zincirinde Ar-Ge ve markayı çok sahipleniyoruz. Yatırımlarımızı çok ciddi Ar-Ge'ye yapıyoruz, bir de markaya yapıyoruz. Bunlar, bu ikisi aslında bugün konuşulan paneldeki iki önemli aslında başlık. Yerli ise üretelim, yerli ise kullanalım. Ama ben belki de işte Tahsin Bey, bu sene de ben üçüncü bir şey söyleyeyim. Yerli ise tüm dünyaya da tattıralım, tüm dünyaya da götürelim. Biz de aslında bugün burada Anfaş'ta ilk defa stand açtık. Bizi biraz açıkçası gelişmeler de buna itti. Çünkü aynı bu yerli ise dünyaya götürelim şeyimizi, misyonumuzu biraz açmak istiyorum bu aşamada. Burada olma sebebimiz de olarak. Biz aslında her şey 2014 yılında Okka markamızın lansmanıyla başladı. Biz espresso nasıl dünyada en çok içilen içecek olmuş dedik. Neden dünyaya Türkiye'nin kendi milli yerli değerlerini pazarlamayalım dedik ve bunun için aslında önce bir baktığımızda önümüze çok ciddi bir Ar-Ge fırsatı çıktığını gördük. Çünkü dünyada espresso, onlar da evde, onlar da aslında lokal bazı araçlarla başlamışlardı. Makinelaşmayı çözdükleri anda tüm dünyaya kahveyi içirmeye ve o kahveyi çeşitlendirmeye başlamışlardı. Türk kahvesine de baktığımızda 1500'lü yıllarda Türkiye'ye girmişti kahvenin kendisi. Saray hemen bunu benimsemiş. Kavrulmasıyla, çekilmesiyle, pişirilme metoduyla Türk kahvesi adını hızla almış.
1554'lerde kahvelere ve halka inmiş, arkasından da katmanlı bir şekilde çok güzel bir kültürü oluşturmuş bir kahveden bahsediyorduk. Bu kahveyi dünyaya bir şekilde götürmek için Ar-Ge yapmamız gerekiyordu. Ar-Ge'yi yaptık. Arkasından da tabii ki bunu dünyaya satmanın aslında yoluna bakmak gerekiyordu. İşte o zaman yerli ise götürelim dediğimizde ürün ihraç etmek bu işi çözmüyordu. Bugün burada belki konuşmaların içerisinde de bunlar geçiyor böyle herkesin karnı ağrıyarak. Ama orada sadece ürün ihracı gibi değil, aslında kültürün aslında anlatılması, kültürün aktarılması ve aslında kültüre olan etkileşimle de bunun içerisinde ben de olmalıyım diyecek olan evler, oteller, restoranlar, kafeler. Bizim gerçekten de vizyon hayalimiz dünyanın her yerinde Türk kahvesinin içilmesi. Londra'da bir kafede, Paris'te bir otelde siz menüde Türk kahvesini görebiliyor olmanız tamamen yerli, milli, kendi değerimiz. Türkiye'de de Türk kahvesinin hak ettiği yeri bulması, şükürler olsun. Bu anlamda ben kendim de içinde, bu kültürün içinde doğmuş biri olarak, yani gençliğimizde Türk kahvesini her yerde içemiyorduk. Kahveler hatta kararır diye genç kızlara içirilmiyordu. Evde sadece babanın anneye ikram ettiği, misafir geldiğinde misafirlere verilen, evliliklerde, boşanmalarda, bayramlarda, seyranlarda ama gerçekten keyif için, kendin için içtiğin bir şey değildi. Bugün geldiğimiz noktada 16 yaşında benim bir Fransız okulunda okuyan oğlum var. Oğlum okul çıkışında arkadaşları Türk kahvesi içiyor. Ve bunu da en kalitelisini içiyor Kadıköy'de, gayet güzel yerlerde. Ve biz Türk kahvesini Türkiye'de bence birçok markalar üstü konuşuyorum, çaba harcayarak bir yere kadar getirdik. Alınacak hala çok yol var. Ama dünyada da Türk kahvesini biz bir kültür olarak taşıyoruz. Bugün 40'ın üzerinde ülkede Türk kahvesi artık içiliyor, menülere giriyor. Dünyanın en büyük global kahve zincirinde Türkiye'deki bütün noktalarında Okka ile Türk kahvesi servis ediliyor ve güzel de bir haber vereyim. Biz civar ülkelerde de demolar devam ediyordu. Şu anda 12 ülkede ilk defa menülerine bu kahve zincirinin Türk kahvesi girdi ve servisi de Okka ile yapacaklar. Yapılmaz değil, biz inandık, 5 yıldan beri yol aldık. Bizim olan her şeyi bugün işte endüstriyel mutfakta ya da işte yerli gıda ürünlerinde hepsinde yapabiliriz. Markalaşmaya ve Ar-Ge'ye verdiğimiz değerle ve bunu en iyi şekilde Ar-Ge'sini, Ar-Ge'de de sizinle paylaş olabilecek. Bugün Senor bizim özellikle babasıyla da babanızla da çok iyi tanışırım ve benim hayran olduğum biriydi. Ben o zaman gençtim ve sıkı sıkı da takip ederdim. Evet, teşekkür ederim. Dolayısıyla da Ar-Ge'ye değer veren bir firmaydı. Her zaman örnek olarak o zamanlar ki benim patronum tarafından da örnek gösterilen biriydi. Bakın bugün geldiği noktada dünyanın birçok global markasına üretim yapan bir fabrikadan bahsediyoruz. Arnika ayrıca bizim hani çok sevdiğimiz rakip markamız ama onun dışında da ben açıkçası derinlemesine şeyi çok destekliyorum. Üretimi çok iyi bilenler yapmalı. Pazarlamayı, pazarlama bilenler bütün kaynaklarını, güçlerini vermeli ve pazarlama yapmalı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben konuya her iki taraftan da bakmak istiyorum. Hem yenilmeli, hem kullanılmalı. Şimdi Merih Bey baştan söyledi. Biz otelde insanlara doğru yiyecekler yedirmeliyiz. Bunun vebalini ya da kötü reklamını görmemeliyiz demişti. Bence çıkış noktası bu olmalı. Biz eğer bu tarz kaliteli bir ürün yetiştirmek istiyorsak mutlaka kontrollü yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de tarımda modernizasyon çok önemli. Kontrol çok önemli. Bu noktada da modernizasyonda da öne çıkan seralardır. Toplumumuzda çok farklı algılar var. Yani sera deyince sanki daha sağlıksız ürünler yetiştiriliyor anlamında bakılıyor. Aslında tam tersi, seraların haricinde kontrol edemediğinizde normal tarımda siz daha sıkıntılı, daha problemli ürünler yiyebiliyorsunuz. Çünkü artık çağımızın gereği birçok tohumlarda rahatsızlık var. Bunların zirai mücadelesi yapılıyor. Ve bunların kesinlikle kontrollü yapılması gerekli. Örneğin bir ilaç veriyorsunuz bitkiye. Bunun hasat zamanı belli.
kullanım zamanı belli. Aynı insanın vücudundaki antibiyotik gibi. Çiftçimiz ilacı ürün tarlasına seriyor. 7 gün sonra hasat yapması gerekirken ertesi gün çıkartıyor. Dolayısıyla burada bir kontrolsüzlük var. Şimdi burada modern seralarda durum nasıl? Modern seralarda her şey kontrollü üretiliyor ve iyi tarım uygulamasıyla bunlar sürekli kontrol altında ve ciddi anlamda cezai yaptırımları var. Şimdi seracılık deyince artık eski tip seralar da kontrolden çıktı. Ülkemizde yaklaşık 75 milyon metrekare sera var. Bunların yaklaşık 13 milyon, 14 milyon metrekaresi modern seralar. Bu artık son zamanlarda küçük tip seraların modernizasyonu ile ilgili de çalışmalar başladı. Biz dernek olarak ne yapıyoruz? Dernek olarak 60 üye, 51 üyemiz var. İnşallah 60 olacak da dilim sıçtı. Burada şu anda Avrupa, Hollanda ve İspanya düzeyinde üretim yapan ve yurt dışının yaklaşık 30 ülkede üretim yapan konstrüksiyon ve donanım sağlayıcı firmalarımız var. Bu da ne kadar siz içerideki üretimi kontrol etmeniz gerektiği kadar sera kurulumunu da kontrol etmeniz gerekiyor. Burada da bir kaliteyi ön plana çıkarmanız gerekiyor. Burada ortak görüşlerden bir tanesi güvenilirlikti. Güvenilirlikte önemli olan da kalite. Kaliteyi ön plana çıkarmak için de birlik son derece önemli. Kendi sınırlarımızı belirliyoruz. Kendi standartlarımızı belirliyoruz. Üyelerimizi de bu noktada kontrol etmeye çalışıyoruz. Bir arkadaşımız rekabet çok önemli demişti. Rekabet gerçekten önemli. İki türlü rekabet var. Hem dış piyasaya karşı yaptığımız rekabet hem de içte kendi aramızda olan rekabetimiz var. İşte burada kendi aramızdaki rekabet, yurt içindeki rekabet bilinçsizce yapıldığı zaman kalitesizliği ön plana çıkartıyor. Fiyat kırmakta kaliteden ödünler veriliyor. Dernek olarak biz bunu başarmaya çalışıyoruz. Çok da iyi yol kat ettik. Kendi standartımızı uygulayıp bunu kontrol edilebilir hale getirdiğimizde artık Türk sera konstrüksiyon ve donanım sağlayıcıları Hollandalılarla kafa kafaya iş yapmaya başlayacak. Bundan biraz önce yine Melih Bey'le sohbetimizde eskiden bahsetmiştik. Bundan 15 yıl önce tamamen seranın %90 malzemesini yurt dışından getiriyorduk. Şu anda neredeyse %100'e yakınını kendimiz imal ediyoruz. Hem konstrüksiyon, hem ısıtma, hem soğutma, hem sulama, iklimlendirme, özellikle de otomasyonda çok güzel yol kat ettik. Bu noktada da artık insanlarımız güvenmeye başladı. Yine en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yerli halkımızın Avrupa menşeli markalara güvenmesi. Yine güven noktasında. Bir Hollandalı, bir İspanyol geldiği zaman bizim karşımızda rakip olarak iki yabancı dil konuştu diye ismini kullanarak yurt dışından sera almaya çalışıyor. İnanın iki katı ücret ödüyor, hizmet almakta zorlanıyor. Bunların önüne geçmek için tekrar derneğin çok faydasını gördük ve belli bir noktaya getirdik. Tabii ki güven derken firmaların kendisine güveni de önemli. Ben bugün çok bu masadaki arkadaşlarımızın, sanayicilerin yaptığı konuşmaları duyunca çok gurur duydum. Burada kendim de sanayiciyim. Bulunduğumuz, yaptığımız işlerin bir tanesinde daire giriş istasyonu imal ediyoruz. Kendi markamızla, ülkemizle satmakta zorlanıyoruz. Almanya'ya ve İngiltere'ye ürün yapıyoruz. Onlar bizim markamızı kullanmadan kendi markalarıyla dağıtıyorlar. Evet, biz ülke olarak
çok iyi bir noktaya geldik. Ama kendimizi anlatmakta zorlanıyoruz. Yine üstüne basa basa söylüyorum. Tek başına firma olarak bir şey yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla STK'lar olarak biz birlik olup bunları anlatmalıyız. Bunları anlattıktan sonra yine hanımefendiye katılıyorum. Yine farklı bir boyut kullanalım, tüketelim ama yurt dışına da gönderelim. Dolayısıyla bu kaliteyi, güveni ön plana çıkarmak için yine kendi konumdan, Serkonder'den örnekler verdim. Şu anda dünya genelinde nüfus artıyor. Tarlalar ve yetiştirme alanları artık insanlığa yetmeyecek hale gelecek. Dolayısıyla normal tarlada siz yılda 10 kilogram ürün aldığınızda modern bir serada 60 kilogram alabiliyorsunuz. Ve kontrollü üretim sağlıyorsunuz. Bununla ilgili de ülkemizde çok güzel firmalarımız var. Kaliteli seralar kurabilecek durumdalar. Öncelikle Turizm Otel Üreticiler Derneği Türkiye'de 81 ilde 2800 üyesi olan 17 ülkede de yaklaşık 800 kişilik üye grubuna sahip bir dernek. Sağ olsun meslektaşım Mehmet Bey anlattı. Evet, eskiden hakikaten Türk model yöneticiden öte yabancı model yöneticisi tercih edilirken şu anda dünya brandlerinin hemen hemen hepsinin başında developlarında Türkleri görebiliyorsunuz. Bununla çok gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Tabii işin farklı bir boyutu var. Yabancı marka hayranlığı var ülkede. Türkiye'de şu anda Anadolu'da artık yabancı markaların çöplüğü haline gelmiş bir otelle karşılaşıyoruz. Bu da yılda yaklaşık 285 milyon dolarlık bir gelirin Türkiye'den kaybına sebep oluyor. Bunun ana kaynağı da maalesef arz talep dengesinin bozulması ve bilinçsiz yatırımların artmasından kaynaklanıyor. Şimdi biz tabii dernek yöneticileri olarak 85 milyar dolarlık bir tesisleri yönetiyoruz. Yıllık ortalama 30 milyar gelirin olduğunu düşündüğümüz noktada yaklaşık bu işin otelciliğe aktarılan kısmı 13.5 milyar dolarlık bir kısım. Ve bizim yapmış olduğumuz analizde, en son analizde tedarik firmalarına aktardığımız rakamın 6 milyar dolar civarında olduğunu gözlemledik. Tabii biz aslında yöneticiler olarak sağ olsun Ali Bey'in katkılarıyla 2 seneden beri eskiden bu fuarı çok önemsemiyorduk açıkçası. Yani önemsemiyorduk, gelmiyorduk. Ali Bey'lerin teşvikiyle benim de hayatta yaşadığım bir farkındalıkla kesinlikle yöneticilerin, karar vericilerin tedarikçi firmalarıyla mutlak bir şekilde dokunmaları, birebir iltibat içinde olmaları gerektiğinin artık tüm üyelerimize anlatıyoruz ki ben yöneticilik 27 yıl yöneticilik yaptım. Yöneticilik yaptığım bir yerde bir süt firmasının, yerel bir süt firmasının bana vermiş olduğu bir hayat dersiyle komple felsefemi değiştirmiş oldum. Şimdi satın almanın bu beyefendiden sütü kesmesinden kaynaklı 5 kere benimle görüşmek istemiş genel müdürle. Fakat 5'inde de ben asistanım vasıtasıyla sağdım. En sonunda asistanımın ısrarıyla görüşmek istiyorum dedi. Hani sütçüyle ben neyi görüşeceğim mantığındayken beyefendi geldi, oturdu. Almanya'da yetiştiğini, Almanya'da en azından kendimi analiz etmek adına neden benim sütümü tercih etmediğinizi bana lütfen bunun izahatını yapmanız gerekiyor şeklinde geldi. Zaman bana çok enteresan geldi bu. O arada tabii ki ilk aklımıza gelen şey ya pahalıdır dedik, herhalde pahalı kalmıştır dedik. O zaman dedik ki bir mukayese yapalım lütfen. Hani ben de kendimi analiz edeyim, eğer çekebiliyorsam ben çekeyim aşağıya. Biz tabii satın almacıyı çağırdık, hastanedeki arkadaşımızı çağırdık. Meğerse beyefendinin arkada da Almanya'dan getirdiği bir süt analiz makinesi de varmış. Zaten satın alma müdürümüz sağ olsun söylediği şey efendim sütü pahalı geliyor. %7'lik bir fark var dedi.
kendi aldığımız sütle beyefendinin sütünü analizlediğimiz zaman, baktığımız zaman yağ oranının şu anki aldığımız %2 iken %13 oldu, çıktı. Su oranında beyefendinin sütünde %2'lik bir su oranı çıktı. Ama şu anki alım yaptığımız yerden %11'lik bir su oranı çıktığını görünce hakikaten tedarik firmalarıyla mutlak bir şekilde özellikle görüşmemiz gerekiyor. Çünkü bunların çok ciddi anlamda hakları gasp ediliyor. Yani ifade edemiyor. Dolayısıyla biz otel yöneticiler olarak kalkıp da alt departmanların inisiyatifine bırakmamalıyız bu noktaları satın alma noktasında tedarikçileri, özellikle yerli tedarikçileri, ki ben burada da arkadaşlarımız vardı demin, hep tercihim olmuştur yerli tedarikçiler ve o hayat dersinden sonra görüşmeye başladım. Şimdi Tahsin abini de yakalamışken şunu söyleyeyim. Tahsin abi, tabii ki yani şu anda hakikaten yerel firmalar rekor kırdı. İyi noktaya gidiyor. Tabii ki sadece iç pazarda bunun tüketimi yetmiyor. Bunun dış pazar ayağı var. Şimdi biz şu anda mevcut benim kurmuş olduğum şirkette yaklaşık hemen hemen 5-6 tane ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ülkede 5 tane, 4-5 tane holdingin otel yatırımlarını biz yönetiyoruz şirket olarak. Bir güzel bir ekip kurduk. Fakat uluslararasında ciddi anlamda zorluk çekiyoruz. Yani danışman kadrosu olarak zorluk çekiyoruz. Şöyle zorluk çekiyoruz. İngiliz danışmanlar çok daha piyasaya hakim. Bu işte DEİK'e gittik. DEİK maalesef şunu dedi. Ben meslek kuruluşu değilim dedi. TİM'e gittik. TİM'den henüz daha bir cevap gelmedi. Şimdi sana geleceğim abi, geleceğim ama 20 milyar dolarlık şu anda Cezayir'de, Fas'ta, Amman'da, Umman'da, Libya'da, Bakü'de, Kırgızistan'da otel yatırım var. Şimdi siz uçağa sadece inşaatçısını koyarsanız inşaatçının sorunu değil. Biz 3 tane inşaat firmasına, yerel inşaat firmasına teklif verdik bakın. Üçü de yerel bir danışmana vermediler. Yine İngiliz danışmana verdiler. Ve oradaki otellere konan tüm malzemeler, mobilyasından mekaniğe ne kadar, tamamen yine yabancı markalar oldu. Dolayısıyla danışmanlık hizmeti çok çok önemli. Özellikle yurt dışında markaların başına giden genel müdür arkadaşlarımız var. İnanın yatırımcı listeleri bunlara soruyor mal tedarini. Bu konunun ele alınması gerekiyor. Hakikaten konu çok çok önemli bir konu. Bu konu böyle masanın etrafında değil, yani milli bir politika olarak izlenmesi gereken, yani devlet erkanının da bunu dinlemesi gerekiyor. Biraz daha veriler vererek, yani burada kendi kendimize nasıl yeteceğiz ki artık bu hamleyi yaparsak dünyada başarılı olacağız. Başka bir şansımız yok. Ben daha çok uzatmak istemiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.